Okuma yazmayı sana veren Allah. Bilgiyi yükleyen sana Allah. Hakkı ve batıldan ayırt edici sana veren aklı Allah iken sen hala akılsızlık peşinde gidiyorsan, eline bir kitap verdiğin halde o kitaptan yüz çeviriyorsan, hangi bahane ile çıkacaksın mahşerin huzuruna, mahşerde Allah'ın huzuruna? Hangi bahane? Ne diyeceksin? Ne söyleyeceksin? İnsanoğluna Allah-u Teala dünyadayken her şeyi gösteriyor. Seç diyor. Akıl vermiş. Ben bilmiyordum deme lüksün yok. Evet. Onun için aziz kardeşlerim, şu ayeti kerimeye bakalım ki kendimize çeki düzen verelim. Kelle, kelle, hayır. İnnel insane la yatga. İnsan oğlu hayır, hayır. Azgınlık edicidir. Azıyor insan oğlu. Ya. Hakkına razı olmuyor. Ahlaksızlık yapıyor. Çirkinlik yapıyor. Fıtratın dışına çıkıyor. Cahiliye adetleriyle övünüyor. Ya. Nefsi emmarenin etkisinde kalarak yanlışları doğru görmeye başlıyor. Kendi görüşünden, kendi düşüncesinden başka hiçbir düşünceyi görmüyor. İşte azgınlık budur. Bakın azgınlık budur. Zanna tabi oluyor. Ha bak dün gördünüz. İçimizi nasıl sızlattı değil mi? O 70 yaşındaki bankta oturan bir kadın zan ile veya şunu yaptı bunu yaptı. Ya araştırdın mı, öğrendin mi, bildin mi? Ölümüne tekmeyle kadının suratına nasıl vurduğunu gördünüz değil mi? Bunu yaptıran ne? Bunun kalbi nasıl bir kalp? Çocuk kaçırmadan dolayı zan ile hareket eden bir harekete gösterdiği tepki, ama tutulduktan sonra bilmem kaç tane cinsi sapıklıktan dolayı sabıkası olan kişi. Görüyor musunuz terbiyesizi? Ya. Neden böyle oluyor? İşte insanoğlu azıyor. Haktan sapıyor. Bak bugün hayatımızda her an her yerde insanoğlunun sınırsızca azgınlıklarına şahit oluyoruz.